Yemezler Mevkibeciğim, yemezler. Ne oluyor yine deli dana gibi daldın dükkanıma? Orada burada kızım zengin herifle evlenecekmiş diyor musun ya? Ah Melihat. Evlenecek tabii. Evlenecek be, sana ne? Sana mı soracağız? Hı. Evlenecek, evlenecek. Tabii ya, evlenecek. Buyur. Müstakbel damadım bak ne diyor? Evliliği düşünmüyorum diyor. Ya milletin diline pelesenk oldunuz. Gül gibi evlatçımla kızını evlendirmedin, sakız ettin el alemin ağzına. Hadi kına yak şimdi. Hayırlı olsun. Bu evliliği düşünmüyorum diyor. Kızımı mı kandırıyor? Kızım mı beni kandırıyor? Ben ne yapacağım şimdi? Ay ben Nihat gelmeden nereye gidiyorum ki? Ay Nihat neredesin? Bir gelsen. Nerede kaldı? Çok iyi yani. Ay! Aa! Can! Korkuttun beni. Yabancı değil ya, ben işte Can Divit bildiğin her gün gördüm. Aşk olsun, hiç ses çıkarmıyorsun ama çok korktum. Ne yaptın? Denedin mi ürünleri? Ay evet, çok şahane. Ver elini, ver elini sana da deneyelim. Yok. Tamam benim elimden bak, yumuşacık oldu ellerim. Tutmayayım, ellerini tutmayayım şimdi. Şey olmaz, objektif olmaz, etik de olmaz. Şimdi senin ellerini tutarsam, evet. Sonra gidip burada herkesin ellerinden tutmam lazım hani. Bu arada böyle bir şey yapman hiç etik olmaz. İşte ben de onu diyorum, olmaz yani. Ama sen dene. Ben seni tutmayayım, engel olmayayım sana. Tamam, deniyorum. Şey yaparak dene yalnız, öyle durarak deneme, stabil olma. Öyle... Böyle böyle yürüyerek. Hareketli de daha kreatif olur, o şekilde daha şey yap. Aa, çok güzel. Can. Efendim? Ben anladım. Neyi anladın? Ben senin ne yapmaya çalıştığını anladım. Evet. Benden saklayamazsın. Sen şimdi beni çok özlediğin için hep böyle arkamda dolaşıyorsun. Hiç peşimden ayrılmıyorsun benim. Evet. Yani az koşturmadın beni peşinden. Böyle bir avcıymışçasına senin böyle peşinden koşma isteği var bende. Siz de seviyorsunuz ama yani peşinizden koşulsun falan. Sizin de duanızda o var yani. Beni genellemelere dahil etmezsen çok sevinirim. Asla, istisnalar kaydeyi bozmaz. Onu da ifade etmek isterim yani. Tamam. Saat kaç olmuş ya? Saat kaç oldu? Geç olmuştur yani. Ben gidip hazırlanayım, toparlanayım. Akşam yemek var çünkü geç kalmamak lazım ona. Öyle icap eder, ayıp olur. Sen takıl, rahat rahat dene ürünleri falan. Okey. Okey. Hadi bakalım. Aha. Sakın geç kalma. Beklerler falan. Sakın geç kalma. Sakın. Sakın. Ne sakın, ne sakın? Ben çok sinirliyim CC. Ne oluyor Sanem, ne bu suratın? Ceyda ile yemeğe gidiyor. Ya Mekke'nin de olacak orada ama sonuçta yemeğe çıkıyorlar. Sen iş yemeğini mi kıskanıyorsun şu anda Sanem? Kıskanıyorum CC. Ben onun bensiz geçen yıllarını kıskanıyorum. Nasıl yani? Çok şiirsel oldu ama ilkokul çağları, ortaokul çağları, lise çağları, ne bileyim dağa çıkıyor, bayıra çıkıyor. Oralarda bile hep yanında olmak istiyorum ben onu. Sanem bir sakin ol, sakin ol. Can Bey ne yaptı? Seni elinden tuttu, herkesin içinde aşkını itiraf etti değil mi? Hı? Yani Marco Polo gibi gezgin olan bu adam ev kedisine döndü aşkından. Farkında mısın? Öyle mi? Öyle. Tabii. Ana. Ah. CC ben kahve almaya gelmiştim. Doğru adres. Alayım. İstemeden de kulak misafiri oldum. İstemeden olmuştur. Yani haddimi aşmak istemiyorum tabii ki. Estağfurullah. Ama Sanemciğim bu bir iş yemeği. Yani firmanın yetkilileri gidecek oraya. Can'ın biriyle gitmesi gerekseydi benimle giderdi. Niye? Çünkü ben kreatif direktörüm. Değil mi? Yani burada kıskanılacak hiçbir şey yok. Profesyonel düşün. Alışacaksın bunlara. Öyle mi diyorsunuz? Öyle diyorum. Daha hem ne davetler olur, ne toplantılar olur. Gidersin. Moralim iyi, güzel. yükseltiyor. Motivasyonumu güçlendiriyor. Aslında vardır bir şey. Sanem, nedir hala dağınık buralar? İşte ben anlatmaya çalıştım Can. Bunda hiç kıskanılacak bir şey yok dedim. Profesyonellik dedim ama. Onu demiyorum ya. Hadi yemeğe gideceğiz daha. Niye bunlar böyle bu şekilde? Nereye? İş yemeğine. Evet. Hadi geç kalmayalım haydi. İş yemeği. Tamam. Biraz krem süreyim elime. Çok yumuşatıyor elleri. Geldim. Hadi ben kaçtım. İş yemeğine gidiyorum ben. Ay bunları da aldım. İş yemeğine gidiyor. Evet. Sanem sloganı bulduğu için iş yemeğine onu da dahil etti sanırım Can Bey. Öyle oldu. Evet. Hayır benim IQ'm zaten biraz sınırlıydı. Ben bunu biliyorum ama IQ'm da düştü galiba Cece. Çünkü artık hiçbir şeyi anlamıyorum, algılamıyorum gibi bir his var içimde. Hı. Cece ben sana bir şey danışmak istiyorum. Tabii. Çünkü başka yakın bir arkadaşım yok. Hı. Sence ben istifayı basıp artık yavaş yavaş ajanstan gitsem mi? Ha? Belki oraya gelmiştir artık işte ne yapacağım? Siz bilirsiniz Deren Hanım şimdi yani siz iş bulabilirsiniz. Sonuçta CV'niz bayağı kabarıktır değil mi sizin? Ansiklopedi gibi bir şeydir. Yani. Kal demiyorsun çünkü hiç kimse beni sevmiyor galiba. Deren Hanım öyle düşünüyor. Konuşmak istemiyorum Ceyda. Kreatif direktör ben olacağım. Saracağım. Canım bir saniye. Efendim anne? Alo Sanem. Çabuk buraya gel konuşacağız. Anne ben de seni arayacaktım. İzin alacaktım senden aslında. Bir iş yemeği var da benim ona gitmem gerekiyor. Sana göstereceğim ben yemeği göstereceğim. Anne ne oldu ya? Bana bak bu Can Divit seni oyalıyor ha. Bak dergilere boy boy röportajlar vermiş ben evlenmek istemiyorum diye. Aa, hayır öyle düşünme. O röportajı verdiğinde biz sevgili bile değildik. Ben eve gelince açıklayacağım sana her şeyi. Gerçekten bu yemeğe gitmem gerekiyor benim. Bana bak geç kalma küpertlerim seni. Ne oldu hayatım bir sorun var? Annem dergiye verdiğin röportajı okumuş da. Şu mesele. Yani ben o röportajı yaparken... Biliyorum ben her şeyi biliyorum. Bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Okey. O zaman sen annene gerekli açıklamayı yaparsın değil mi? Yapacağım. Gidelim mi? Gidelim. Ben çıkıyorum şimdi ajanstan. Tamam, hadi görüşürüz. Leyla, konuşabilir miyiz? Konuşamayız Emre Bey. Yapma böyle lütfen. Ama ben artık sıkıldım Emre Bey. Leyla şöyle yapma, Leyla böyle yapma. Yani mesai saatlerinin içinde sizinle yeterince konuştuğumu düşünüyorum. Onun dışındaki vakitlerim bana ait bence. Leyla? Ya bu araba nereden çıktı? Yeni aldım da beraber bir tur atarız dedim. Ha geç. Buydu demek sürprizin. Evet. İyi düşünmüşsün. Allah. Bunları da mı duyacaktım ben? Bunca yıllık esnafım. Ne duydun ki? Ayıp denen bir şey var arkadaş. Günah denen bir şey var. Sen benden ne saklıyorsun? Nihat yemin ediyorum bak ben de bu akşam sana hepsini... Terbiyesizler, saygısızlar, vicdansızlar. Nihat inan ki bak yemin ediyorum bak. Biz sanki bilmiyoruz böyle vermesine. Yok daha verme yok zaten. Yok. Ha tabii enayiyiz ya biz. Biz hiçbir şeyden haberde böyle dünyadan da bir haber yaşıyoruz tabii burada. Estağfurullah kocacığım. Böyle bunlar var ya şikayet edeceksin böyle ahlak masasına zabıtaya. Bak bakalım bir daha yapabiliyorlar mı? Olur mu öyle şey? Olur. Olur hem de bal gibi olur. O kadar güzel olur ki. Gençler bir yanlış yapmış. Ya bırak Allah aşkına Mevkibe ne genci? Eşek gibi adam geçmiş karşıma sırıtıyor. Valla kendimi zor tuttum Mevkibe. Böyle gırtlağını yapacaktım onun. Sana mı geldi? Yo ben ona gittim böyle gözlerimle gördüm her şeyi. Deme. Ha? Ne gördün? Geçmiş karşıma böyle sırıtıyor. Valla kendimi zor tuttum Mevkibe. Gırtlağını yapacaktım onun. Allah korusun. Onlar da korkudan, sinirden güldüler. Korkacaklar tabii ama ben daha bitirmedim işimi. Bak onlara gör daha neler yapacağım ben, daha neler yapacağım. Nihat, sen neden bahsediyorsun? Ha neden bahsedeceğim Mevkibe? Geçen ay aldığım küp şekere 2 katı fiyat istiyor. Adam zam yapmış. Ha? Evet, istiflemiş, basmış zammı. Ondan sonra bir de karşıma geçmiş. %25 diskont yapıyorum diyor bana ya. Bütün patırtı şeker için mi? Şeker için tabii Mevkibe. Almış başını gidiyor şeker Mevkibe. Şeker almış gitmiş. Benim de... Şekerimi aldı gitti, tansiyonum da düğümlendi şu an. Sen kimden yanasın? Küçük esnaf olan biziz ya. Vallahi benim tansiyonum fırladı burada. Of! Sen ne diyecektin? Aman boş ver be. Akşama ederiz. Ederiz Mevkibe de. Ben geç geleceğim yalnız bu akşam. Mal sayımı yapacağım. Olur. Olur sen yap. Ben de eve gideyim de. Senin en sevdiğin yemekleri yapayım. Acacına sinirlenme sen. Daha ne kadar sinirleneceğim Mevkibe? Şeker yükseldi, aldı başını gidiyor şeker. Şeker yükselmiş, Mevkibe. Hop. Ben İstanbul'a her geldiğimde yeni restoranlar keşfediyorum. Evet, burası yeni açıldı. Buranın şefi Michelin yıldızlı bir restoranda çalışıyormuş daha önce. O zaman Can geldiği zaman hemen siparişlerimizi verelim. Çünkü ben çok acıktım. Hah geldi. Ler. Yok artık. Merhaba, kusura bakmayın çok bekletmedik umarım. Korkunç bir trafik vardı. Biz de çok yeni geldik zaten, şimdi geldik. Cancığım. Bakıyorum da lansman gecesinin başarılı sunucusu da aramızda ne kadar mutlu bize. Çok güzel. Hoş geldiniz lütfen oturun. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Sanem ajansımızın hem geleceği parlak bir metin yazarı hem de benim kız arkadaşım. Bugün aramızda olmasını ben özellikle istedim. Çünkü bu kampanyada kendisinden çok fazla şey bekliyorum. Can sizden bu kadar övgüyle bahsettiğine göre bence siz işinizde çok başarılısınız. Bu bir ekip çalışması. Ben elimden geleni yaptım. Çok güzel. Bu arada Erdinç Ersoy'u tanıştırayım sizle. Bizim firmamızın Türkiye temsilcisi kendisi. Erdinç Bey tekrar memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Bu arada yemek faslına geçsek mi acaba? Kesinlikle geçmeliyiz. Garsonu çağıralım bir menü getirsin. Ne oldu? Ne oldu? Köprünün ışıkları buradan böyle bakınca ne kadar güzel görünüyor ya. Işıl ışıl. Asıl güzel olan sensin. Osman. Leyla. Ben sana aşığım. Yani duygularım daha önce... Sana söyledim bunu biliyorsun. Ama aşkımın arkasında duramadım. Yani biraz düşününce sanırım senin yanına yakıştıramadım kendimi. Olur mu hiç öyle şey Osman? Estağfurullah. Yok. Ya ben değiştim. Düşüncelerim değişti. Ya değişmeyen tek şey sana olan aşkım. Leyla, ya ben senin gözünün içine bakmaya kıyamazken... Emre gibi adamların seni üzmesine dayanamıyorum. Ama artık sana açılmaya da çekinmiyorum. Leyla, senden sadece bir şans istiyorum. Yani benim seni sevdiğim gibi sevmeni beklemiyorum. Yani öyle bir şey mümkün mü bilmiyorum ama... Sadece bir şans. Senin elini tutup hayatında olmak istiyorum Leyla. Ve seni ne kadar mutlu edebileceğimi göstermek. Osman. Hemen cevap verme. Sadece biraz düşün. Bir de bana başka bir gözle bakmaya çalış. Yavaştan gidelim mi? Saat bayağı geç oldu. Tamam. Yemekleri beğendiniz mi? Ben yemekleri çok beğendim. Ama benim keyfimi başka bir şeyler kaçırdı. Ne oldu? Enzo Fabri geldi biraz önce. Firmamızın kötü bir geçmişi var kendisiyle. Çok ilkesiz bir iş adamıdır. Bir dönem bizim firmamız için çalışıyordu. Firmamıza çok özel parfümler yapıyordu. Sonra duyduk ki yaptığı parfümlerin formüllerini başka firmalara satmış ve bizi çok zor durumda bıraktı o dönemde. Hatta biz ürünlerimizi toplatmak durumunda kaldık. Üstelik parfüm üretiminde hayvanlar üzerinde deney yaptığı ortaya çıktı. Her alanda ciddi problemlere yol açtı. Biz de ilişkimizi kestik. Bu durumda milyonlarca dolar zarara uğrattı şirket. Bırakın onunla iş yapmayı, ben aynı ortamda olmak bile benim tüylerimi diken diken ediyor. Çok rahatsız oluyorum ben. Her neyse, bence bu konuyu kapatalım. Böyle kişiliksiz bir adamın bizim bu güzel masamızı bozmasına müsaade etmeyelim lütfen. Ve kadehlerimizi kaldıralım. Çok güzel, çok başarılı işlere lütfen. Ah, bir ekmek alsaydım keşke, neyse. Ben de var, veririm ben sana. Ha canımsın. Allah'me suresi Nihat Bey. Hayırdır? Sanem Can Bey'le evleniyormuş. Hatta bir hayırlı olsuna gidelim diye konuşuyorduk Saniye'yle. Hayırlı olsun. Oğlan da evlenmek istemiyormuş. Dergilerde o yazıyor. Aslı var mı acaba? Ya ne hayırlı olsun ya. Ne gazetesi, ne dergisi. Ha, Mevkibe söylemedi herhalde size. Ha. Tövbe estağfurullah ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Adamcağızın haberi yok. Görüyor musun Mevkibe'yi Allah aşkına? İşte çakma başkan diye ben onun için söylüyorum. Evet. İyi akşamlar. Mevkibe! Ay ödüm koptu Nihat. Ödüm koptu. Bir kere soracağım Mevkibe. Bana bir kere de cevap vereceksin. Buyur kocacığım. Dışarıda, sokakta Can'la Sanem evleniyor diyor. Herkes laf ediyor. Ne demek oluyor bu, ha? Biliyor muydun? Senin haberin var mıydı bundan? Vardı Nihat. Ya ne demek vardı? Evlenmiyorlardı aslında. Yok bir de evlenselerdi Mevkibe. Davetiye yollardınız, öyle haberim olurdu benim. Evlenmiyorlar da şey olmuşlar. Ne? Sevgili olmuşlar. Ondan el alem şey yaptıysa demek ki... Oh ne güzel ya. Ben bunu sokaktan öğreniyorum. Mevkibe gelirken beni Aysun Hanım tebrik ediyor. Ne o? Ben babayım öyle mi? Şam babası. Estağfurullah. Ya bırak Allah aşkına Mevkibe. Yazıklar olsun sana be. Sen de annesin öyle mi? Ya ben sokakta rezil oldum el aleme. Rezil. Vallahi billahi bak. Bu akşam ben de sana bunu anlatacağım. Ya bırak. Olaylar ortaya çıkmış. Sen de bana bu akşam ben bunu sana anlatacaktım. Bu akşam ben sana bunu anlatacaktım diyorsun ya. Ya bak başkan olduğundan beri evi boşladın. Hadi bunu sineye çektik, görmezden geldik. Bari gözünü kızların üzerinden ayırmasaydın ya. Kızlar yuvadan uçmuş gitmiş. Gitmiş Mevkibe. Ben baba mıyım, koca mıyım, eşek başı mıyım belli değil Mevkibe. Ya benden habersiz evlenselerdi bana bu kadar koymazdı Mevkibe. Ben evimin halini, hanemin halini sokakta öğrenecek. Durun hocam. Bak vallahi senden çekindiğimizden... Bundan sonra çekinme. Bundan sonra konu komşuya istediğini anlat. Ne diyeyim? Nihat evden gitti de Mevkibe. Nihat. Saat de çok geç olmuş. Biz artık kalkalım. Çünkü benim yarın Japonya ile bir telekonferans yapmam gerekiyor. Can, ben seninle iş yaptığım için gerçekten çok mutluyum. Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Küçük hanım, ben sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Ben de öyle. Çok teşekkürler. Erdinç Bey. Memnun oldum tekrar. Unutmayın, biz size çok güveniyoruz. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Memnun oldum. Siz gitmiyor musunuz? Yok, daha değil. Can... Efendim Ceyda. Fabri'nin Fikri Harika'da hala hissesi var değil mi? Evet, maalesef. Ama Mekke'nin bunu duyarsa işi sana vermekten vazgeçecek. Farkındayım. Yalan söylemek olmaz. Bunu bile bile işe almak da olmaz, etik olmaz yani. Ne yapacaksın peki? Yarın Fabri ile tekrar konuşacağım. Ne istiyorsa vermeye çalışacağım, hisseleri almaya çalışacağım. Umalım her şey yolunda gitsin. Gidecek, gitmek zorunda. Bu arada Ceyda, ben bu organizasyon için çok teşekkür ederim sana. Rica ederim. Umarım her şey yolunda gider. Çünkü bu senin ajansın için çok büyük bir fırsat. Umarım. Siz daha oturuyorsunuz galiba. Evet, biz daha buradayız. O şekilde karar verdik. Bana müsaade o zaman. Akşamlar. Görüşürüz Can'cığım. Böyle yapıyor bana, hiç el etmiyor. Can, ben çok üzgünüm gerçekten. Niye bir tanem, niye üzgünsün? Fabri konusunda, yani parfümü... Sanem, Fabri konusunda lütfen hiç konuşmayalım, hiç bahsetmeyelim. Kapatalım Fabri konusunu. Ama... Aması maması yok. Sanem, Fabri hakkında bugün bahsetmek istemiyorum, tamam mı? Yani benim çok daha güzel, çok daha özel planlarım var bu gece için. Fabri kılçığının bu gecemizi mahvetmesine izin vermeyelim lütfen. Tamam mı? Plan derken? Sürprizli, hadi gel. Sürpriz mi? Gel. Nasıl bir sürpriz mesela? Ya nereye götürüyorsun? Söyleyemem. Beni zorlama şu an. Söyleyemem. Ya lütfen söyle. Ne olacak? Sen nasıl sabırsız bir şeysin ya? Ay pardon. Annem arıyor. Ben hemen konuşayım. Aç tabii annesi. Efendim anne. Sanem. Neredesin sen hala? Anneciğim söyledim ya. İş yemeği var dedim. Bir şey mi oldu? Baban gitti. Nasıl? Nereye gitti? İşte. Evi terk etti gitti. Nasıl evi terk etti ya? Neden? Kavga mı ettiniz? Ya Aysun dedikodu yapıyordu. Ben de Melihat'a ağzımdan kaçırdım, niyeti ciddi diye. Onu da Aysun kulağına gitmiş. Baban da ondan duymuş. Geldi, kavga etti, gitti. Bir terk etti baban. Benim yüzümden yani. Tamam, tamam ben hemen eve geliyorum. Görüşürüz. Ne oldu? Can, babam bizi öğrenmiş. Annemle çok kötü kavga etmişler. Benim eve gitmem lazım. Tamam, peki tamam. Senin de sürprizin kaldı böyle. Sağlık olsun, başkası ver artık. Anne. Anneciğim. Anne. Ay ne oldu sana, bu ne hal? Baban Can'la Sanem'i öğrenmiş. Kavga etti, evi terk etti. Evi terk etti. Terk etti. Kim bilir nerelerdedir şimdi. Ay anneciğim. Ya nereye gidecek babam? Buralarda dolaşır, siniri geçince yine eve gelir. Ben başka. Biliyorum ben. Kaç yıllık kocama yalan söylettiniz, mahcup ettiniz beni. Cambaz gibi oynadınız koskoca kadınla. Anne bizim ne suçumuz var Allah aşkına ya? Hepsi bu mahalle yüzünden. Aa, mahalle yeni kuruldu değil mi çocuğum? Bilmiyorsunuz onların ağzı kayyağı koyusu gibi çen konuşurlar. Ah Sanem ah. Bak saat kaç oldu yok ortada. Anne! Anne! Babam mı gelmiş? Aşağıda ayakkabılarını gördüm. Ben gelmeden önce geldim, babam burada mı? Ya bak burada oturuyor babam. Adam sinirinden terlikle ayakkabısını giymeden çıkmış ya. Ne zaman gelecektin? Ya ne zaman gelecektin? Ya anne lütfen. Nihat dön ne olursun. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Erkencisin. Beklemiyordum seni. Bu gece hiç hayal ettiğim gibi geçmedi Emre. Hem de hiç. Niye? Ne oldu? Yemek kötü mü geçti? Yemeğin McKinnon'la olan kısmı gayet güzeldi. Kampanya hakkında falan konuştuk. Daha sonra restorana Fabri geldi. McKinnon meğerse daha önceden bunu tanıyormuş. Hatta Redmond Kozmetik'le davalık olmuşlar. Ne diyorsun sen? Gördü mü sizi? Cık, görmedi. Allah Allah. Ortak olduğumuzu da bilmiyor tabii değil mi? Bilmiyor. Bilse zaten işi vermez. O kadar nefret ediyor adamdan. Gerçi nefret edilmeyecek gibi değil. Tamam belki öğrenemez. Öğrenir. Öğrenmese bile ne olur ki Emre? Adamın nefret ettiği biriyle ortak iş yapıyoruz. Bunu bile bile bu işe almak zaten hiç etik olmaz. Tamam da abicim ne yapacağız? Ne yapacağız? Fabri ile konuşacağım. Başka yolu yok. Ne yapıp edip elimdeki hisseleri almam lazım. Yoksa işi kaybedeceğiz. Allah kahretsin. Aylin neredesin? Acil konuşmam lazım seninle. İyi tamam geliyorum. Abi birkaç işim var. Çıkıyorum ben. Tamam. Sık 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 çocuğum sık. Sık sık. Ah Nihat abi. Neredesin sen şimdi? Neredesin? Benim telefonlarım da açmıyor. Niye açsın telefonunu? Sinirli adam niye açsın? Hepsi benim yüzümden. Sen kendini hiç suçlama anne. Her şey benim yüzümden oldu. Yok senin yüzünden değil. İkinizin yüzünden. Gittiniz patronlarınıza aşık oldunuz, gittiniz peşlerine, mahallenin ağzına sakız ettiniz bizi. Anne Can öyle biri değil. Ya konuştuk ya seninle, söyledim sana niyeti ciddi. Niyeti ciddi olan adam alır çiçeğini çikolatasını gelir kızı istemeye. Öyle boy boy fotoğraflar çektirip dergilere röportaj vermez ben evlenmek istemiyorum diye. Anne o röportajı verdiğinde biz sevgili bile değildik zaten. Ya gelişi güzel söylemiş öyle. Neyse ne? Bizim aileye sakız etti mi? Etti. Ay başım. Ay yok ben dayanamayacağım. Yatıyorum ben çok fenayım. Kaldırın beni. Gel anne gel. Hah, gel telefonu da dur. Yardım edin kalkayım ben. Ben yatacağım çocuğum ben çok kötüyüm. Babanızı bekleyeceksiniz ikiniz de. Eğer bu sokaktan falan geçmeye kalkarsa koşun durdurun beni de uyandırın tamam mı? Tamam biz buradayız pencerenin önündeyiz. Rüyaz kimse nereye gitti ay başım. Ay. Ah Mevkibe. Şam babası Nihat. Ha. Ha. Şam babası Nihat. Fabri geldi, herkes buz kesti. Ay sen şu şansa bak ya. Git öyle bir adamı ikna et, sonra gelsin Fabri ayağına dolaşsın. Yani ben o kadar üzüldüm ki. Can da çok üzgün. Parfümü vermek istiyorum ama izin vermiyor. Tamam ablacığım, yarın bir konuşsun da sıkma canı şimdi, tamam mı? Tamam. Hadi. neredesin baba ya? Osman da araba almış. Ne güzel. Dizide ana kadroya almışlar bunu. Araba almış. İşte ajans çıkışında geldi, böyle sürpriz yapmak istemiş bana. Çok sevindim. Sonra gittik işte böyle gezmeye. Böyle oturuyorduk. Bana aşkını itiraf etti. Nasıl yani? Sen ne dedin? Ya zaten bir kere daha olmuştu böyle bir olay. Ben o zaman sana anlatmamıştım. Ama bu sefer bayağı böyle açık açık itiraf etti Sanem. Tamam, sen ne dedin? Ne diyeceğim? Bir şey diyemedim. Yani Osman benim çocukluk arkadaşım. Bir şey diyemedim. Ayrıca ben hala Emre'yi seviyorum. Bak abla, Osman çok iyi çocuk. Ya yıllardır da sana aşık zaten. Keşke bu hissettiğin duyguları Osman'a karşı hissetseydin. Aman neyse ya. Üf. Babam kayıp, benle konuşuyorum burada. Boş ver. Nerede ya? Hiç böyle yapmamıştı. Ya inanamıyorum. Koca ülkede iş yapacak başka birini bulamadınız mı Emreciğim? Aylin. Hiç komik değil, sırası da değil. Ya kusura bakma Emreciğim ama bence gayet komik yani. Yani iş yapmak istediğiniz adam Fabri'nin baş düşmanı çıkıyor. Aylin, sana anlattım. Bu iş ajans için çok önemli. Bana ne Emreciğim? Kapısından bile giremediğim ajans neden umurumda olsun ki? Bu işi alırsak sen de kârlı çıkacaksın. Hisselerin Fabri'de kalmasını sağlamak benim o anki hırsımla yaptığım bir saçmalıktı. Bunun ne sana ne bana faydası var? Vallahi bana çok faydası oldu. Seni Leyla'dan ayırdım. Neyse, konumuz bu değil. Madem bana da faydası olacak, Fabri Bey'le konuşurum. Hisseleri satması için ikna etmeye çalışırım. Merak etme. İyi, tamam, konuş. Abim ne istiyorsa verir. Aklı varsa kaçırmasın fırsatı. Tamam, ben konuşurum, merak etme. Biraz geç oldu ama müsait misiniz? Sizinle bir konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Günaydın baba. Hala açmamışsın bakkalı. Ben ayakkabılarını getirdim. Dur, ben yardım edeyim sana. Gerekmez. Baba, biliyorum ben seni hayal kırıklığına uğrattım. Benim söylemem gerekiyordu bunu sana. Ama mahallede böyle dedikodular çıkınca, sen de böyle ters davranınca ben söyleyemedim. Çok üzgünüm. Anneme de kızma, olur mu? O beni korumak için böyle yaptı, senden sakladı. Baba. Baba bir şey söyle. Bağır, çağır ama susma ne olur. Benim yüreğim acıyor. O kadar üzgünüm ki. Benim kadar olamaz. Neyse. Ben seni tutmayayım. İşten beklerler seni. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın. Gel otur yemek yiyelim. Gelmeyeyim hiç, acil çıkayım. Fabri ile konuşmam lazım. Nihayet ersin artık şu mevzu. Aa tamam, doğru biliyorsun. Ben de geleyim. Yanında olayım senin. Yok, hiç gerek yok. Sen güzel güzel kahvaltını et. Abi, bak şimdi oralara gerileceksin. Sinirli adamsın sen. Sakinim oğlum, bir şey yapmayacağım. Konuşacağım sadece. Üşütme ha, ısırıyor hava. İyi tamam. Dikkat et. Efendim Emre'cim. Aylin Fabri'yle konuştun mu? Hisseleri geri verecek değil mi? Konuştum tatlım. 800.000 dolara vermeyi kabul etti. İyi tamam. Abim şimdi çıktı. Onunla görüşmeye geliyor. Tamam merak etme. Can Divit yoldaymış. Güzel. Gelsin bakalım. Gelsin. Sanem abla. Babam gelmiş mi? Yok. Yok ben geldim. Babam dün gece evde kalmamış. Bakkalda uyumuş. Ay çok şükür. Bizim niye aklımıza gelmedi onun orada kalacağı ya? Ne dedi seni görünce? Hiç konuşmadı ki benimle. Yani o kadar özür diledim bana mısın demedi. Çok kırgın bize. Normal ablacığım. Beklemiyordu senden böyle bir şey. Ben niye dokunduğum her şeyi mahvediyorum. Tamam üzülme Sanem. Üzülme ablacığım. Gelmedi değil mi babanız? Yok anne gelmedi. Ama az önce Sanem bakkala gitti oradaymış babam. Hiç konuşmadı benimle. Tamam çocuğum tamam hadi siz gidin bana bırakın. Hadi geç kalmayın siz tamam. Fabri ile görüşmek istiyorum. Sakın İtalya'da falan hem burada olduğunu biliyorum. Si, Senor Can. Sonra koy. Buyurun odama geçelim. Senor Can. Ziyaretinizin sebebi nedir acaba? Şirketimin hisselerini bana geri ver. Bu şekilde bir ortaklık yürümez. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ne kadar istiyorsan vermeye hazırım. O hisselerin maalesef karşılığı para değil. O hisseleri parayla satın aldın. Parayla da geri vereceksin. Senor Can, ben o hisseleri Sanem'in parfümüne karşılık almıştım. Sanem benim sevgilim. Aha. Evleneceğim kadın. Kokusunu da sana vermeyecek. Göreceğiz. Göreceğiz. Ayrıca o koku dünyadan saklanamayacak kadar güzel bir koku. Magnifico. Sanem'e gelince... Sanem senin olsun. Tabii... Şimdilik. Senin kafanı koparım lan! Senin kafanı koparım biliyorsun lan sen! Fabri Bey. İyi misiniz? Tamam, problem yok, problem yok. Bunun hesabını soracağım sana. Elinden geleni ardına koyma, çekil. Ah, buz! Buz getirin. Ya Başı. Fabri, iyi misin? Ah, burnum dışında iyi sayılırım. Adam burnumu kırdı ha. Bakayım. Yok Fabricim, kırılmamış. Bunun hesabını çok fena ödeteceğim ona. Merak etme Fabricim, beraber ödeteceğiz. Her şey istediğimiz gibi gitti. Bundan sonra her şey çok kolay olacak. Sen ameliyat çağırdın değil mi? Gelmek üzere. Süper. Arıyorum, açmıyor. Kaç saat oldu, ulaşamıyorum. Nerede acaba? Hiçbir fikrim yok ablacığım ya. Emre Bey, ben Can Bey arıyorum da ulaşamıyorum. Fabri ile görüşmeye gidecekti. Gelir birazdan. İnşallah hisseleri alır o zaman. Geldi. Abi nasıl geçti? Ya kötü mü geçti? Abi anlatmayacak mısın? Kötü mü geçiyor olay? Yok, vermiyor. Hisseleri geri vermiyor. Pislik hisseleri geri vermiyor. Ya bir tokatlık canı var, elimde kalacak en sonunda. Fabri'ye bir şey yapmadın değil mi? Nasıl yaptım? Tabii ki yaptım ya. Takmış Sanem'in kokusuna. Beni nereden vuracağını çok iyi biliyor. Abi ben sana ne diyorum, sen ne yapıyorsun? Ben işi de istemiyorum. Hisseleri de istemiyorum. Mekke'de arayacağım, kalsın iş falan. Ya bu iş ajans için çok önemli. Bırak ne istiyorsa verelim. Hayır dedim Sanem. Ama Can. Sanem, bak şu an iyi değilim. Kırıcı konuşmak istemiyorum, tamam mı? Beni zorlamayın, çok rica ediyorum. Abi tamam, sakin. Mantıklı düşünmemiz lazım. Ya mantık mı kaldı Emre? Ben öldüreceğim resmen ya bu herifi. Dalga geçiyor benimle ya. Delirtmek istiyor beni. Can. Can ne bu hali? Dünkü yemekte Mekke'nin de Fabri'nin arasında husumet olduğu ortaya çıktı. Abim de Fabri'den hisseleri almaya gitti işte. İnanmıyorum. Hisseleri de vermedi tabii ki. Ama artık bu şirkette olanlardan benim hiç haberim olmuyor. Daha yeni oldu Deren. Yani anlayacağınız bu şartlar altında bu kampanyayı almak çok zor. Of! Nereden bulaştık biz bu Fabri'ye? Tamam yeter. Şu dakikadan sonra ben bu konuları konuşmak daha istemiyorum. Fabri konusunda, Mekke'nin konusunda kapatalım. Ben sakinleşince Mekke'ni arayacağım. Bu işi yapamayacağımızı söyleyeceğim. Abi ben konuşayım istersen Fabri'yle. Sakın, sakın. O adamla muhatap olmak falan yok bundan sonra, tamam mı? Ben başka bir yolunu bulacağım ama şu an değil. Anlaşıldı mı? Tamam. Ben bunu aldım. Bastı bana burası. Çıkacağım biraz. Can Bey ben de geleyim. Can Divit burada mı? Burada. Ben bir haber vereyim. Biz buluruz onu. Can Bey, hakkınızda şikayet var. Bizimle karakola geliyorsunuz.